Efendim iyi günler. Bugün Yeni Gündem programında yine birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuzu farklı bir kulvardan seçtik. Bir İzmir'imizin çok kaliteli, hakikaten hayırsever, çok farklı bir doktoruyla birlikteyiz. Efendim Cüneyt Tuğrul. Merhaba. Kendisi hem operatör doktor hem de Sağ Kal Derneği'nin yönetim kurulu başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Ben size öncelikle teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sizle biz, yani daha doğrusu bir süre önce yine bir sosyal sorumluluk projesinde karşılaşmıştık ilk kez. O gün de ben o kadar faaldiniz ki bir araştırma yaptım ayaküstü. Hem doktor, cerrah, hem sosyal projelerde imzanız olduğunu öğrendim. Dikkatimi çekti ve geldim sizinle tanıştım. Bugün de kısmet oldu. Sizi konuk ettik. Sizin alanınız ve dernekçilik yanınız gerçekten ilgi çekici. Bir defa siz kendinizi daha sonra tanıtacaksınız ama ben neden sizi tercih ettiğimi açıklamak istiyorum izleyicilerime. Öncelikle günümüzün en felaket hastalıklarından bir tanesi, kanserle ilgili bir branşınız var. Onu siz detaylandıracaksınız zaten. Bir de bizim çok önem verdiğimiz, basın olarak da sürekli destek olmaya çalıştığımız bu sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde çok önemli yeri olan dernekler. Siz böyle bir de derneğin adını Sağ Kal olarak koymuş olduğunuz derneğin de başkanlığını yürütüyorsunuz. Bu yüzden ben size karşı çok bir ilgi duydum ve bir süredir de sizi takip ettim. Neticede bugünü ayarlayabildik. Ben size bir kez daha teşekkür ediyorum hocam. Bu arada bizim programımızın formatı gereği ben sizden öncelikle programımıza geçmeden önce izleyicilerimize bir kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. İzmir doğumluyum, Bornova doğumluyum. Hayatımın hemen büyük bir çoğunluğu 2 kilometrelik bir yol içinde geçti. İlkokulum hemen evden 150-200 metre ötedeydi. Bornova Anadolu Lisesi mezunuyum. Evden 1,5 kilometre ötede okulum vardı. Ege Üniversitesi mezunuyum. O da evden 1 kilometre mesafedeydi. Yani bütün hayatım 2 kilometrelik bir zaman içinde belli bir yaşa kadar geçirdim. Doktor bir aile. Babamla annem sınıf arkadaşları. 49 mezunu İstanbul'dan. Babam da genel cerrah. Annem de farmakolog, özel bir bilim adamı. Bu bir devirlerde fakumeli denen ellerin ayakların olmadığı doğumlar oldu dünyada. Doğru. Çok özel bir hastalıktı. Bir ilacın yan etkisi olarak çıktı ve onun yan etkilerini bulan hekim dünyada. O yüzden... Anneniz mi? Annem. Anneniz. Saime Tuğrul. Özel bir bilim adamıydı. Ailedeki diğer bireylere de aktardı bunu. Çalışma zevki, insan sevgisi, insan için vizyon görebilme. Abim de genel cerrah. Ortanca abim de eczacı ve farmakolog. O annemin yoluna, öbürü abimin yoluna, abi, babamın yoluna gitti. Hocam affedersiniz, babanızın ismi, annenizin ismi. Cevdet Tuğrul, Saime Tuğrul. Saime Tuğrul. Abiniz? Bülent Tuğrul. Bülent Tuğrul. Ve eczacı abim Levent Tuğrul. Levent Tuğrul. Ama bunların hepsi bilim adamı olarak yetiştiler. Levent abim de kendi içinde bitkileri bulan, bizim soyadımızı taşıyan bir kardelen türü var. Öyle mi? Bolu civarlarında bulmuştu. Variyete Tuğruli diye. Türkiye'deki 6. kardelen türünü bulmuştu. Bitki kimyası üzerine çalışıyor. Birçok bitkilerin ilaç haline dönüştürülmesi, işte eterik yağların eldesi, özel yağların eldesi, ilaç düzeyindeki yağların eldesi, bunlarla uğraşıyor. Benim çok temel bir yardımcım. Çünkü hani bunlar hep ekip işidir ya. Biz de kanserle uğraşıyoruz. Daha doğrusu ben genel cerrahım ama meme cerrahisi ve meme kanseriyle uğraşıyorum. Ve kanser, evet, yüzyılın illeti gerçekten. Evet. Gittikçe artıyor. Sebepleri birçok. Ruhi durumdan, işte manyetik alanı, beslenmenin kalitesinden, hayata gördüğümüz vizyona ve kendi iç hayatımızdaki huzurun kaybına kadar giden koca bir spektrumu var. Ve bir şey fark ettim. Epey hasta görüyoruz. Yıllar içinde, yani bunlar ilk 10 yılı geçtikten sonra bir şey fark ediyorsunuz ki
Siz ne yaparsanız yapın bazen işler olacağına varıyor. Doğru. Ve bu iş tamircilik gibi düşünün. Bizler tamirciyiz. Kişi kanserle gelebilir ve biz bunu iyileştiririz, tedavi ederiz, gerekli değişiklikleri yaparız, neresi hasarlandıysa düzeltebiliriz. İyi de kişinin zihni aynen arabayı kullanan şoför gibi. Tamam, biz arabayı sapasağlam teslim ettik. Peki siz bir daha kanser olacak mısınız? Ya da köşe başında arabayı alır almaz takla atacak mısınız? Atacak mısınız? Ya siz değişeceksiniz, neler değişecek? Her şey değişecek. Hayata bakışınız değişecek. Beslenmeniz değişecek, uyku düzeniniz değişecek ve siz artık bedeni birey olarak tanımlayacaksınız ki biz artık aynı kazaları geçirmiş insanla bir daha karşılaşmayacağız. İşte burada abimle ciddi hani omuz omuza çalışıyoruz. Çünkü bizim ihtiyaç duyabildiğimiz, dünyada üretilen ama Türkiye'de olmayan birçok bitkisel kökenli gıda destek malzemesi var. Onların üretiminde bize destek veriyor. Hatta bir firması var. İşte oralarda bir şeyler ürettiği gibi aynı zamanda eczanesinin bünyesinde de bizim istediğimiz bazı özel preparatların çünkü eczacılar eskiden hatırlarsınız havanda döverlerdi ve ama bundan tabii inanılmaz şeyler üretirlerdi. Tabii. Bunları ben hala bulabilme lüksüne sahip olan nadir hekimler, tabii, şanslı hekimlerden tabii bir tanesi. Doktorlar o reçetelerine yazardı, evet, bunu falanca eczaneye git o hazırlayacak yapsın derdi. Evet, ben hala bu lükse sahibim. Evet. Bu da tabii normalde ulaşmanız çok zor olan bazı şeyleri hastaya kolaylıkla temin edebilme şansı buluyor. Evet. Çünkü ben aynı zamanda bağışıklık sisteminin de çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Ya arabada demin araba örneği verdik, oradan devam edersek dikkat edin son zamanlardaki reklamlara. Arabanız ne olursa olsun şu benzini alın çünkü bir deposu bile gidiş sürenizi %15 arttırıyor. Bizim gıdalarımız da öyle. Evet. Siz ne yaparsanız yapın belli bir beslenme standardına geçerseniz o bedeni normal ömrün %15 üstüne çıkarabiliyorsunuz, %20 üstüne çıkarabiliyorsunuz. Ve maalesef bunlar artık hani gıdalarda da GDO'dan tutun da hazırlanma metotlarından dolayı endüstriyel gıdaya geçiş var. Ve bunlar da koruyucu maddelerin kullanımına sebep tabii oluyor. İyi ama o koruyucu madde benim hücreminde üremesini bozuyor. Bozuyor. Ve biz otomatikman aslında iyi beslendiğimizi zannederken anlamsız bir kaosun içine sıkışıp kalıyoruz. Kalıyoruz. Ve sonra da bir şeyler çıkıyor hayatımızda. İşte biz o fasit daireyi, işte derneğin de içinde olma sebebi bu, kırmaya gayret ediyoruz. Kırabildiğimiz kadar. Çünkü işte hastayı ameliyat ediyoruz, kabul. Çok iyi onkologlar var artık Türkiye'de. İnanılmaz. Yani her şeye hakim. Ya Amerika'da bugün ne veriliyorsa burada uygulanabiliyor. Hangi cihaz varsa uygulanabiliyor. Bu düzeyde bir tıbbımız var. Hiçbir sıkıntı yok. Üretemiyoruz sadece. Alımcıyız. Alımcıyız. Ama iyi uygulayacağız. Onda bir sıkıntı yok. Onun için kemoterapiler, radyoterapiler, iyi dahiliyelerimiz var, kadın doğumlarımız var. Bunda hastaya hakim olabiliyoruz. Ama rehabilitasyon noktasında yani hayatına geri kazanma noktasında hiçbir destek yok. Bundan sonra iyi beslen diyoruz. Peki kanser diyeti yok öyle bir diyet. Yok. İyi beslen, iyi dikkat et. Peki kanser endokrinolojisi daha Türkiye o noktada değiliz. İşte bazı bitkisel destekleri al, bağışıklık sistemini tetikle. Bunların hepsi maalesef çok boş olanlar boş şimdilik. Olan. Onun için biz bu dernek aracılığıyla, Sağkal aracılığıyla ki Türkiye Sağlıklı Kalite Derneği olarak geçiyor. Çünkü biz sağlığın bir kalite çalışmasının içinde var olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Kaliteli yaşama hakkımız var. Doğru, kaliteli. Her şeyle. Yani öyle olunca iyi gıda, kaliteli gıda, iyi ve kaliteli gıda pahalı olmak zorunda değil. Sadece iyi olmak i̇yi zorunda. Olmak. Bizim için iyi olmak zorunda. Sağlıklı olmak zorunda. İşte bunların belirlenmesinde birçok gönüllümüz var. Onlardan destek alıyoruz. İşte insanların psikolojik yapısındaki rehabilitasyonda destek veren umut atölyelerimiz var. Burada destek alıyoruz. O insanların barınmasında yardım ediyoruz. İşte dediğim gibi bitkilerle işte gerekli boş alanların doyurulması ya da ağır bir protein eksikliği varsa onda sadece tek yönlü proteine yöneltemiyorsunuz. Dünya artık özel beslenme rejimlerine geçti. İşte onların sağlanması, onların formüle edilmesi, oradan destek alıyoruz. Böylece dört elle hastaya sarıldığımız zaman tabii ki daha yüksek performanslı, daha uzun yaşam sürelerine sahip olan hastalarla karşılaşabilme şansımız oluyor böylece. Peki hocam, şimdi kanser
dediğiniz zaman kanser artık öyle bir hastalık ki bizim tabii izleyebildiğimiz kadar bir tıp adamı değiliz ama duyduğumuz, izlediğimiz, okuduğumuz kadarıyla bir insanı hedef aldığımız zaman insan vücudunun her yerinde oluşabiliyor. Kesinlikle. Şimdi bu kanser hücresinden korunma şekilleri herhalde sizin branşınızla diğer kanser türleri arasında çok büyük farklar yoktur diye mi düşünüyorum, yoksa var mıdır? Mesela sizin branşınız, şimdi oraya girsek, o branşa girsek, ben sizinle olan programımızda sosyal medyada paylaşırken özellikle kadınlarımızı televizyon başına, ekran başına davet ettim. Var. Evet, çünkü siz şimdi bundan sonraki konuşmalarımızın bir bölümünde işte meme kanseri nedir, nasıl oluşur, kadınlarımız bunu nasıl fark etmelidir, neler yapılmalıdır, meme kanserinde yaş sınırı var mıdır yoksa çok geniş bir yelpazede mi ortaya çıkar, bir belirtileri var mıdır, hiçbir şey yoksa bile, sapasağlamsa bile bir kadın normal bir yaşta muhakkak gidip bakılmalı mıdır gibi. Tamam, süper sorular. Yani bununla 5 program çıkarsın tamam. Ama ben kısaca... Kısaca evet, yani bir önümüzde bir yarım saatimiz var. Çok doğru sorular. Tamam. Onun için teşekkür ediyorum, iyi hazırlamışsınız. Şöyle hızla birkaç bir şey söyleyeyim. 1. Meme kanseri aslında duygusal bir hastalık. İlginç, çünkü meme duygusal bir orman. O kadar ilginçtir ki, hani izleyicilerimiz bunu çok iyi hatırlayacaklardır. Hamilelik dönemlerinde veya emzirme dönemlerinde sadece çocuklarını işte akıl ettiklerinde bile süt gelmeye başlar. Bu bedenin aslında duygusal olarak hadi tamam ben emzirmeye hazırım, hadi her şey var olmalı mekanizmasıyla devreye girer. Ama bu arada kişinin stresindeki kortizonun yarattığı östrojen, şimdi bu kelimeleri akıllarında tutmalarına gerek yok ama böyle bir mekanizma var. Veya işte vücudumuzun tiroidi bozulduğu zaman bedenin, kadınlık hormonu olan östrojenin meme ve beden üzerindeki etkisinin bozulmasıyla da tetiklenir. İşte eğer insülin direnciniz varsa, bu hani tümör endokrinisi derken meme maalesef tümör endokrinisiyle çok omuz omuza çalışan bir şeydir. Çok dirsek teması. Dirsek teması. Bu hormonlar vücudumuzda birçok mekanizmayla devreye giriyor. Ama beslenmeniz de buradan devreye giriyor. Eğer bazı vitaminleriniz az ve bu hormonların ortadan kaldırılması için yeterli karaciğer performansı yoksa da yapıyor bu hastalığı. Yani tek sebep üretmek değil, yok edememek de problem. İşte bağışıklık sisteminizdeki uzun süren bir sıkıntı da problem yaratıyor ki 16 saatlik bir stres bağışıklık hücrelerinizin %60'ını öldürebiliyor. Onun için hani bir anda uçuklarsınız. Evet. Nasıl oluyor? O bir virüs sizinle yaşıyor. Bugüne kadar hasta etmiyordu, ne oluyordu? Bağışıklığınız iyiydi. Peki bugün niye beni hasta etti? Çünkü ben çok sıkıldım. Bağışıklığım çöktü. Orada işte kortizon dediğimiz bir mekanizma var. Kortizon meşhur bir şeydir. Alerjilerde veririz. İyi bir şeydir ama ne zaman ve ne kadar olması önemli. Yani bu arabanın sürati gibi. Arabanın sürati eğer 70 ise iyi bir şeydir. Eğer otobanda gidiyorsan 120 de iyi bir şeydir. Ama 240 hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Hiçbir virajı alamazsınız. Tehlike var. Tehlike vardır. Ya da eğer onunla gidiyorsanız da o araba bir yere gitmez. Gitmez. Evet. İkisi de uygun değildir. Ne altı ne üstü. Neyse. Bağışıklık için de geçerlidir. Eğer bağışıklık çok baskılanır veya aşırı uyarılırsa ya alerjilere sebep olur ya da çöker ve kansere sebep olur. Çok ilginç bir dengedir. Biz buna bedende equilibrium diyoruz. Yani vücudun tam olarak dengesi. Var olabilme gücü. Ve dediğiniz bir şey doğru. Her insan vücudu günde 780 bin kanser hücresi üretir. Hepimiz üretiriz. Hepimiz kanseriz aslında. Ancak bizim bedenimiz günde 2,5 milyon kanser hücresini de öldürür. O yüzden kanser olmayız. Denge bizim lehimize olduğu için. Ama eğer bu lehimize olan dengeyi aleyhimize bozarsanız nedir? Akciğer neden meydana geliyor? Sigara ve hava kirliliği.
Şimdilerde biz SAKOL olarak özel bir proje yürütüyoruz. Rodongası mesela. Hı hı. Ciddi bir problemdir. Bir gün onu tartışabiliriz. Tabii. Özel bir konudur. Dünya bu konuda çok uyanıklığa sahip ama Türkiye hala yeterli önlem almadı. Kısaca ama neyi ifade ediyor Rodongaz Rodongazı hocam? Rodongazı radyoaktif gaz demek. Radyoaktif gaz. Bölgemiz birçok uranyum madenine sahip, birçok kaplıcaya sahip. Doğru. Ve bütün topraklarımızdan çıkıyor. Ve biz bunu solduğumuz sürece ışın alıyoruz. Onlar da tiroidimizi ve diğer organlarımızı bozuyor. Bu da kanseri tetikleyen mekanizmalardan biri. Eğer işte beslenme düzeyinizi doğru oturtamazsanız, İşte karaciğerinizi iyi çalıştıramazsanız. Bunların tüm ileride kansere doğru gidiyor. Kadını ilgilendiren taraf stres kontrolü. Hı. Ben hep bir şey anlatırım hastalarıma, özellikle eğitimlerimize. Lütfen bencil olun. Bencil. Evet. Hı. Aslında bencillik yanlış bir kelime. Çünkü bencil deyince egoistik anlaşılıyor. Evet. Kastettiğimiz bu değil. Değil. Beni Aynen. tanımlayın, biri tanımlayın. Hı. Çünkü siz kendinizi sistem içinde var edip kimlik olarak ortaya koyamazsanız kimse sizin kimliğinize saygı duymaz. Doğru. Size saygı duymadıkları sürece her türlü istismara açıksınız. Açıksın. Kimi zaman çocuğunuzun bile. Doğru. Yatağını dağınık bırakır, yemeğini hazırlamaz, etrafı pis bırakır ve sizi hizmetçi görür. Annesi olsanız, babası olsanız bile. Hı hı. Veya eşiniz, aynı şey. İyi ama kadın duygusal olduğu için bunlardan inciniyor. Ve bunu dillendiremediği sürece bunun altında eziliyor ve kırılmaya başlıyor. Hani içine atıyor derler, o mu? Aynen o. Evet. İyi ama bunun hormon dengesi de maalesef bizim metabolizmamızda probleme sebep oluyor. Ve meme kanseri eskiden 45 yaştan sonra tehdit ederken artık biz 30'lu yaşlarda bile o kadar çok kanserle karşılaşıyoruz ki. 30'lu yaşlara kadar geriledi. Türkiye'nin en genç hastalarından bir tanesi benim hastam. 15 yaşındaydı meme kanseri tanısı koyduğumuz zaman. 15 yaşında. 15 yaşında. Ve hani küçücük çocuk. Çocuk. Neyini tartışıyoruz? Biz bugüne kadar 18 yaşında, 19 yaşında, 20, 21 yaşında o kadar çok meme kanseriyle karşılaştık ki. Ama tabii ki neyse ki yine de 30'lu yaşlardan sonra. Ama eskiden, yani bu konuşmayı 20 yıl önce yapıyor olsaydık 45 yaş sonrası lafını duyacaktınız evet. benden. Ama şimdi maalesef 30'u telaffuz etmek zorundayız. Çünkü insanlar artık hayatın stresini daha erken yaşta yüklenmeye tabii. başladılar. İş hayatında çalışıyorlar ama ilginç tarafı çalışmayan kadınla çalışan kadın arasında bir meme kanseri farkı yok. Aynı miktarda görülüyor. Çünkü hmm. hayatın travması hepsini erken yaşta etkilemeye başladı. Hmm. Ekonomik sıkıntılar etkiliyor. Ve kadın bunun altında ezildiği sürece vücut hormonları bozuluyor. Yani bugün ev kadınıyım ben. Stresten uzağım, hastalıklardan da uzağım Stresten mı? Stresten uzaksa gerçekten. Ha, uzaksa ama değil mi? Yani ben çocuklarımla iyi bir iletişim içindeyim. Kendimi kimlik olarak tanımladım. Kocamla hiçbir sorunum yok değil mi? Çünkü biz birbirimize saygı duyuyoruz. Tamam. Benim kim olduğumu biliyor ve bana saygı duyuyor. Ailedeki yerimi kabul ediyor. Hı-hı. Çünkü kadın bizim evimizin direği. Kadını çekin aile yok efendim. Yok. Bakın baba öldüğünde anne aileyi götürebiliyor. Ama anne giderse aile yok. Yok, doğru. Onun için aslında anne bizim düşündüğümüzden önemli toplumumuz çok, için. Çok önemli tabii. Ve ama anne acaba bu öneminin farkında mı? Hmm. Çünkü bu hastalık bizim için o kadar önemli bir şey ki. Ve biz son zamanlarda başka bir konuyu işlemeye başladık. Aslında meme kanseri bir engellilik, biliyor musunuz? Hmm. Çünkü biz ameliyat ettiğimiz zaman eğer koltuk altı vesaire buraları alırsak bu kolu artık kullanma arkadaş diyoruz. Siz o kolu görüyorsunuz ama o kadın o kolu kullanamıyor aslında. Ve devlet de bunu engellilik kabul ediyor zaten. Ama hani bu toplumda çok da bilinmeyen bir alan. Bilinmeyen, doğru. Ve insanlara tamam ya ameliyat bitti, sen artık eskisi gibisin diyorsun. İyi de eski koşullarda bu kadın kanser oldu. Hı hı. O zaman o koşullara bir daha dönmemesi lazım. Dönmemesi. Bu koşullara dönmemek, evine dönmemek anlamını kastetmiyoruz. Tabii. Tabii ki yine evinin içinde olacak. Tabii ki çocuklarıyla, sevdikleriyle beraber olacak. Ancak o insanlar onun artık hasta olduğunu ve onu korumaları gerektiğini fark edecekler. Yani bir şey fark edecekler. Abi taştan yapılmamış. Yapılmamış. Bu kırılabilir. Kırılabilir. Ve biz onu korumak zorundayız. Çünkü o sonuçta bizim annemiz, annemiz, bizim değerlimiz. Ve biz onu korumak zorundayız. Bu yüzden zaten biz derneği oluşturduk zaman içinde ve bu dernek aracılığıyla da insanlara hem bu kimliği yavaş yavaş bulma eğitimleri veriyoruz, hem de bunda destek olan birçok doktor arkadaşımız var. Doktorundan psikoloğuna,
ressamından heykeltıraşına, yoga hocasından mandalacısına, çok geniş ya da üniversite öğrencilerimize inanılmaz iyi bir grubumuz var. Ve buralarda ev kadınlarına, işte kermesler düzenleniyor, eğitimler veriliyor, kadınlarla beraber çalışılıyor. Ve çevre halkına, Kahramanlar'da ve Balçova'da birer eğitim merkezimiz var. Burada sürekli olarak eğitimler veriyoruz. Bunlar ücretsiz ve halka açık. Şimdi derneğe geçeceksek onu yani baştan bir alalım. Tamam. Ama oraya geçmeden önce size az önce yönelttiğim soruda, kanserle ilgili, meme kanseri soruda iki şey eksik kaldı. Onu lütfen bir şey yapalım. Bir, kendini çok sağlıklı hissettiği halde meme kanserine yakalandıysa bir kadın bunu nasıl fark eder veyahut da bunu nasıl araştırmalı kendi kendine? Ya ben sağlıklıyım ama yine de bir kendimi bir kontrol edeyim gibi. Veyahut da o kontrolü kaçırdı yapmadı. Bu rahatsızlık kendisini nasıl hissettirir? Tamam, süper. Bu ikisini. Hemen onları söyleyeyim. Bir, aslında kadının standartta kendi kendine meme muayenesi yapması gerekiyor. Bu eğitimi bizim aile hekimliklerimiz veriyor. Biz Sağkal olarak ve bir Rotary Grup'la beraber, Sağlık Müdürlüğü'yle beraber bölgede 1400 aile hekimini ve çevresindeki 3500 personeli ve toplam 39 bin kadını eğitime tabi tuttuk. Ama aynı zamanda eski sağlık ocaklarımız, şimdiki aile hekimliklerimiz bu hizmeti veriyorlar. Lütfen kendi kendine meme muayenesini öğrensin. Çünkü bir kadın 20 yaşından itibaren kendini her ay adetinin 3. 4. günü bir kere muayene etmeli. 20 yaşından itibaren. Benim en kenastam 15 yaşında. Tabii. Orada 5 yıl bile geç. Hayır, bazen rastlıyoruz, duyuyoruz da 40 yaşında kadın ben artık bir muayeneye gideyim diyor. Yani 20 yaşında o itibaren. Eski şeyler kalmış kafada 40 yaş olayı. Eskiden 40'tı ama. 40'tı evet. Şimdi mesela bazı batılı ülkeler kendi kendine meme muayenesi öğrenip bunun sertifikasyonunu göstermeyen kadını sigortalamıyor. O kadar önemsiyorlar bu işi. Şey gibi, sigorta şirketlerinin hani sizden sağlık raporu istediği gibi. Aynen öyle. Bunu da kadının bu sorumluluğu paylaşmasını istiyor sigorta şirketi. Ve kendi kendine meme muayenesini her ayın 4. 5. 6. günü, yani memenin yumuşak olduğu zaman da yapacak. Eğer kadın menopoza girdiyse bunu her ayın kendi belirlediği bir günü, mesela her ayın ilk pazartesi yapacak gibi. Bu arada 30'lu yaşlarda ilk ultrason hiçbir şikayetiniz olmasa bile 30 ile 40 yaş arasında 2-3 yılda bir meme muayenesi ve ultrason. Yaklaşık 35'ten sonra muayeneleri her yıla, çünkü gittikçe meme kanseri artıyor. 40 yaşında ilk mamografi yaşı, ilk referans mamografi, en azından şu anki kabul edilen o, çünkü her yıl bunda da değişiklikler yapılıyor. 50 yaşa kadar 3 yılda bir mamografi ama her yıl ultrason ve meme muayenesi. Çünkü hekim de bu konuda eğitildi. 50 yaşından sonra 65'e kadar her yıl mamografi, meme muayenesi ve ultrason. Her yıl. Her yıl. 65'ten sonra yavaş yavaş hücre üreme miktarı azaldığı için yıllık muayeneler devam ediyor. Mamografi 2 yılda bir öneriyor. Onda gerileme başlıyor. Yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Azalmıyor. Azalmıyor. Sadece üreme hızı yavaşladığı için. Çünkü o da ona paralel oluyor. Evet, ona paralel bu değişimi sağlıyoruz. Ve eğer kadın kendi ve bugün dünyanın en iyi koşullarındaki tarama programlarına rağmen hala kadının %80'i kendisi yakalıyor meme kanseri. Öyle mi? Hala muayeneyle. Ve normalde kendi kendine meme muayenesini öğrenmiş bir kadın 3 milim ile 1 santim arasında yakalayabiliyor tümörü. Bu çok önemli bir miktar. Yani tırnağım kadar küçük bir şeyle yakalayabiliyor. Eğer kendi kendine meme muayenesini rutin yapmıyor, arada bakıyorsa 2 santimde yakalıyor. Kendi kendine meme muayenesini bilmiyor ve yapmıyorsa 3,5 santimde yakalıyor. Tehlikeli olan büyüdükten sonra mı? Çünkü biz büyüdükçe yayılabilir bir tümörle karşılaşıyoruz. Halbuki 1 santim kemoterapi bile ihtiyacı olmadan tedavi edilebilir bir tümöre dönüyor. Bu bana çok önemli bir şey. Şeyden sonra, bizim yayınımızdan sonra gelen sorulardan bir tanesi, tabii ben bunları size soruları sorarken kendi bilgimden dolayı da sormuyorum. Gelen soruları tuttum, güzel, oradan aktarıyorum. Peki bu 3,5'tan sonra
yayılma ihtimali var dediniz. Nerelere yayılıyor hocam ekseri? Yani? Vücutta birçok organa gidebilir. Kemikler, akciğer, beyin, karaciğer. Kan ve lenf yoluyla yayılır. Onun için koltuk altı lenflerine de gidebilir. Bunların gitmesi çok önemli değil. Çünkü günümüzde artık biz tedavi protokollerini hastalığı durdurabilmek doğrultusunda geliştirdik. Yani biz tabii tek başımıza cerrah olarak tedavi etmiyoruz bir hastayı. Medikal onkolog ve radyasyon onkoloğu tabii devreye giriyor. Medikal onkologlar kemoterapiyle hastaya hakim oluyorlar. Biliyorsunuz kemoterapi bir zehir aslında. Zehir. Ama ben zehri şuna benzetiyorum. Hani evde böcek yuvası yakaladınız. Evet. Elinizdeki faraşla süpürür müsünüz yoksa önce bir zehir mi sıkarsınız? Zehir sıkarız. Neden? Çünkü faraşla süpürmeye kalkarsan bütün eve yayılacak. Ayıkla pirincin ayıkla taşını pirincin. Bir daha onları yakalayamazsınız. Yakalayamazsın. Bulmuşsun hazır hepsi bir kenarda. Aynen öyle. Eğer bir santim, bir buçuk santim yayılmamış bunu hemen alırız. Bunda sorunumuz yok. Ama eğer 3,5 santim koltuk altında var, uzakta bir yerde olma şansı var. O zaman mutlaka önce kemoterapi veriyoruz. Önce zehir sıkıyoruz. Onların artık yuvalarından daha fazla dağılıp başka yerlerde yerleşebilme yeteneklerini ellerinden alıyoruz. Durduruyorsunuz. Hareket edebilme yeteneklerini durduruyoruz. Hatta öldürüyoruz. Bu kadar gelişti ki özellikle memedeki kemoterapi, kimi zaman ameliyat ettiğimizde artık geriye doğru dürüst tümör bulamıyoruz. Bu da o hastaya tabii çok uzun yıllar yaşayabilme hakkı veriyor. Dünyada en sık rastlanan ama aynı zamanda da iyi tedaviyle en uzun yaşayabilen çeşidi tümör türü. Evet. Ve hani kemoterapi korkulur bir şey ama evde de kullanıyorsunuz aynı zehri. Değişik formunu kullanıyorsunuz. Değişik formunu. Ve doğru kullanıldığı zamansa kişinin bundan dolayı hasar görmesini engelliyor. Çünkü biz hasta muayene etti, en ufak bir şey hissetti. Hemen orada mamografi ultrasonumuzu çekiyoruz. Bu arada da bir bilgi daha vereyim. Kadın muayene etti, elinde sertliği hissetti. Tetkiklerle bulunmadı. O bir şey olmadığı anlamına gelmez. Çünkü %13 bulunamıyor. %13. Her 10 hastadan birinde atlanıyor zaten. Sebebi elimizdeki cihazların kapasiteleri ve tümörün bulgu verme miktarı değişiyor. O tümör iyi huyluymuş gibi davranıyor. Ne kadar? 6 yıl kimi zaman iyi huylu gibi davranıyor. Saklıyor kendisini. Saklıyor kendini. O yüzden kişi hissettiğinde hiçbir şey yok dense de arada onu tekrar göstermek durumunda. Hatta eğer hiçbir şey yok dediler ama büyüyor. Kesin göstermek zorunda. Bir değişiklik var, yaşıyor. Bir canlı o yani demek ki. Evet. Neyse şimdi onda başka yeni yöntemlerimiz var ki bunlar çok hayat kurtarıcı oluyor. Mesela biz ekip olarak neredeyse 15-16 yıldır yapıyoruz. Bu meme boşaltma cerrahileri girdi şimdi devreye. Eğer ailede bir risk varsa ya da genetik olarak BRCA1, BRCA2 denen genetik kodlar var. Eğer buralarda bir sorun varsa hastayı o hastalıkla karşılaşmadan memesini boşaltarak %95 bu hastalığın gelişebilme yeteneğini kırarak destek oluyoruz. Bu ayrı bir şey herhalde. Evet, bu son yıllarda çok. Bu Angelina Jolie bir ameliyat olmuştu, belki duymuşsunuzdur. Bunun evet, duydum. Meme boşaltma cerrahisi. Yani biz artık çaresiz değiliz. Yani o kişinin riski var, ailede de riski var. E ne yapalım, kanser olursan yardım ederiz değil artık. Orada da birçok şey yapabiliyoruz. Peki hocam, boşaltmanın anlamı ne? Meme bezini, meme cildini ve meme başını koruyarak meme içini boşaltıyoruz. Orada cildi hemen 7-8 milim gibi ince tutuyoruz. Evet. Çünkü bu kozmetik amaçlı yapılan bir cerrahi değil. Kanser engelleme cerrahisi. Doğru. Hani kozmetik amaçlı yapılanlarda 18 milim tutulur, 20 milim tutulur. Tamam. Ama bunda aile hikayesi var ve biz gerçekten çok az doku bırakmak zorundayız. Bir de özel bir yöntemle meme başının içini de boşaltıyoruz. Ve tabii maalesef sigara içiciler de bu meme başı kaybına kadar götürebilir. Ama Angelina Jolie'de meme başları yok. Baştan alındı. Çünkü riski nedeniyle. Tamam. Tekrar yapılabiliyor. Burada önemli olan sizin hayatınızı yok edebilecek bir hastalıktan uzak kalmak. Uzak kalmak. Ama dediğim gibi birçok kadında buna da gerek kalmadan, yani meme başı kaybı olmadan gayet rahat iyileşebiliyor. Ve hasta böyle diyelim aile riski vesaire bütün risklerinin toplamı %45. Yani ileride
%50-50 neredeyse kanserle karşılaşabilir. Bu ameliyatta %95 riskini alıyoruz. Yani geriye %2,5-3 bir risk kalıyor. E bu da kabul edilebilir bir risk. Yani çünkü bayan hanımefendi boşuna o ameliyatı olmamış. Aynen evet. Öyle. Çünkü onda aile riski var. Tabii. Bir de onun riski %85. Genetik riski. Genetik. Ama şimdi %5'e düşürdü onu. E bu da kabul edilebilir bir şey. Çünkü her kadın kadın doğarak %13 riske sahip. Öyle bir de mi? Böyle bir problem var. Çok sık karşılaşıyor. Her 8 kadından birini ilgilendiren bir hastalık. 8 kadından birine. Şimdilik yani. Öyle. Ama 2050 yıllarında bu 5 kadından ya da hatta 4 kadından birine doğru. Daha da çoğalacak gibi. Yani. Öyle öngörülüyor. Öyle. Çünkü biz bu konuşmayı 1960'larda yapıyor olsaydık 16 kadından biriydi. Çok azdı. Ama maalesef şimdi gittikçe artık %25'e doğru yürüyor. Şimdi %8, %7 son zamanlarda. Gittikçe artıyor ama dediğim gibi psikolojik yapı, beslenme, uyku düzeninin bozulması bunların hepsi kadını etkiliyor. Hocam süremiz azalıyor. Biraz da yine bu tek bir programda kalmaz. Ben sizin gibi istekli, biz buraya koşup gelen. Seni başka türlü koruyamıyorsun. Yani. Ya derdini anlatırsın. Tabii. ama hocam çok samimi söyleyeyim. Hem doktorlarımız olarak hem pek çok meslek örgütünden sizin gibi can siperhane her taraf hem dışarıda koşturan hem de buralara bize gelip de şu anda hiçbir çıkarımız yok. Ne sizin ne bizim. Sadece bilgilendirmek halkımızı, vatandaşımızı özellikle de şu anda kadınlarımızı değil mi? Dokunabilsek tek amacımız o. Bu nedenle ileriki süreçte sizde de yeni bir değişiklikler olabilir. Az önce de bir konudan bahsetmiştiniz. Biz sizinle yine davet ederiz. Siz yine gelirsiniz. Yine konuşuruz. Her zaman konuşuruz. Yani bugünkü konumuzun süremizin darlığı açısından belki fazla ileri götüremedim. Burada derneğimize tamam, geçiyorum. Sorular süperdi. Teşekkür ediyoruz. Yani birçok kadın sanıyorum aradığı birkaç bir şey bulmuştur. Bulmuştur diye inşallah ben de öyle tahmin ediyorum. Şimdi Sağ Kal Derneği, Sağ Kal. Bunun anlamı ne zaman kurdunuz? Nasıl kuruldu? Kısaca artık bir özetlemek gerekirse nerelerde hizmet veriyor, nasıl hizmet veriyor? Tamam, teşekkür ediyorum. Ben aslında Ege Bölgesi Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanıydım. Hı. Onu kurmuştum. Ve Ege Bölgesi'nde 67 tane kurumu yönetiyorduk. Yönetmiyorduk ama onlarla devletin arasındaki ilişkiyi kuruyorduk. Sonra şu kararı aldık. Ya sağlık hizmeti kaliteli bir hizmet olmak zorunda. Tabii. Ve biz Sağkal'ı sağlık hizmetinin kalitesini iyileştirme amacıyla kurarak başladık aslında yola. Ve hala da çalışıyoruz. Mesela Mayıs ayında Bakırçay Üniversitesi Tepecik'le beraber İzmir'de bir ulusal sağlık akreditasyon forumu düzenliyoruz. Hı hı. Güzel bir çalışmadır. İnşallah onu bir gün konuşuruz. Çok güzel bir çalışmadır o. Ama bu arada sağlık kuruluşlarımız artık bakanlığın da sorumluluğu alması ve akil grup olarak sistem üzerinde kural koyucu olması nedeniyle artık eskisinden çok daha iyi bir noktaya geldi. İyi ama insan hayatını ilgilendiren sağlığın kaliteye ihtiyaç duyan alanları o kadar çeşitli ki. Doğru. Yani bugün hem sizin, çok hem çeşitli. Çok çeşitli. Yani bugün sizin içme suyunuzun şişelenip ortamda yanlış yerde bırakılıp güneş ışını nedeniyle bunun içinde östrojen üremesi ve bunun meme kanseri ve erkekteki prostat problemlerine sebep olması benim anlatmam gereken bir problem. Doğru. İşte biraz evvel bahsettiğim radon. Radon gazı. Evet. İnsanların sağlığa yönelik kalitelerini geliştirebilecekleri, ihtiyaçlarını belirleyebilecekleri ve kendi hayatlarını daha konforlu ve iyi noktaya taşırabilecekleri her şey bunun bir parçası. Onun için biz Sağkal olarak yaklaşık son 10-15 yıldır pek çok konuda eğitim düzenliyoruz. İşte kişinin ruh sağlığını güçlendirecek 4M diye bir eğitimimiz var. Bu 4M'de... Bunları nerede düzenliyorsunuz hocam? Biri Kahramanlar'da, biri Balçova'da iki tane Umut Atölyemiz var. Öyle mi? Bunlarda ücretsiz toplantılarımız var. Mesela her ayın her hafta salı ve çarşambaları, salı akşamları ve çarşamba öğlenleri önümüzdeki aydan itibaren bir bakım aldık yerimize. Hı hı. Balçova'da düzenli eğitimimiz var. Bunda ben ve diğer doktor arkadaşlarımız sürekli işte sosyal kimlik, kadının kimliği, beslenme, işte hayatı kontrol etme, hangi gıdaları seçeriz, ruhumuzu nasıl kontrol, birçok eğitim veriyoruz. Balçova'da bir yerimiz var. Orada
Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi Türkiye Gül Hanım'ın desteği, Türkiye Gül Hanım'ın desteğiyle bir yer oluşturuldu ve İzmir'e gelip meme kanseri nedeniyle hasta olan ve kemoterapi ve radyoterapi görmek zorunda olan kadınlara, çocuklara burada ücretsiz barınma hizmetleri veriyoruz. Ücretsiz. Ücretsiz. Hiçbir şekilde İlahi, ücret hiçbir yok. Ücreti yok. Hayır. Ve burada Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Balçova ve Konak Belediyesi, ama bu arada büyük şirketlerimizden girenler oldu. Çimentaş çok zaman ayırdı, Eldor çok zaman ayırdı, CMS'e ayırdı, büyük fonlar ayırdılar. Yani onda halka sahip çıktılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve burada biz Balçova'da 11, Kahramanlar'da 6, 17 kadın artı 7 refakatçiye geceleme hizmeti veriyoruz. Bu sene 3200 geceleme vermiş, 3300 konaklama vermişiz geceleme. Bunların yeme, içme, yatma, kalkma, işte havlularından tutun da şampuanlarına, mutfaktaki bulaşıklarına, her şeylerini karşılıyoruz. Her şeyi karşılıyorsunuz. Hatta ve ücretsiz değil mi? Evet, ücretsiz yardım ediyoruz. Bundaki tek referansımız doktor. Çünkü bu insanın il dışından gelmesi ve hakikaten ihtiyaç sahibi olması bizim için yeterli. Hani oradan bana evrak getir, işte şu yok öyle bir şey. Yok. Hayır. Çünkü doktor zaten kişinin dosyasına sahip olduğu için, ya bu hastanın tedavi görmesi gerekiyor ama Erzurum'dan geldi, işte çocuğu bir yıl tedavi olacak. Peki o doktorla iletişimi nasıl kuruyorsunuz hocam? Kliniklere gidip posterlerimizi bırakıyoruz, broşürlerimizi bırakıyoruz. Onlar mı sizi arıyorlar? Evet, onlar bize telefon ediyorlar. Telefon. Hatta meme kanserli kadınlara verdiğimiz bilekliklerimiz Şimdi var. Şimdi onu soracaktım. Bir ameliyat Silikon ettiğiniz bileklik. Hastalara mı takıyorsunuz? Evet. Tamam. Sadece benim için değil ama aynı zamanda mesela bu yıl birçok hastaneye 1000'e yakın verdik. Hatta ne daha fazla. 1500-2000 civarında bağışlandı. Bu arada başka kurumlarda gelip ya ben bir grup bir hastaneye bağışlamak istiyorum dediğinde bizden alıp onlara teslim edebiliyorlar. 100-150-200-300 bağışlar oluyor. Neyi ifade ediyor? Bu meme ameliyatlıyım, kolumda lenfödem gelişebilir diye bir ibare. Çünkü bu kadının, hani dedim ya, engellilik aslında bu. Doğru. O kolun müdahale edilmemesi gerekiyor. Oradan tansiyon ölçülmemesi gerekiyor, serum takılmaması gerekiyor. Yani o kolun korunması kan gerekiyor. Kan alınmayacak değil mi? Hiç Hadi bir kan aldınız. Kan almak dışarı almak. Dışarı Ama almak. Onu da çok temiz koşullarda almanız. Ama serum takmamalısınız. Mümkün olduğu kadar yaralamamalısınız. Onun için çabucak iltihaplanabilen bir kol. Ödem gelişebilen bir kol. Yani bu kol korunmalı. İyi de bu da şöyle çıktı. Bir hastamız konferansların birinde, ya dedi, teyzem bayılmış, meme kanseri hastasıdır. Bir uyanmış, kolunda bir serum ve iltihap kaptı. Biz 1,5 aydır hastanede yatıyoruz dedi. Bunu nasıl engellersiniz? Üzerine bulduk bunu. Her sorum oradan geliyordu. Tamam. Bunu nasıl buldunuz diyecektim. Evet, ya. Yani. Nereden, kimin aklına geldi yani? Tabii. Hastamızın ihtiyacı üzerinden doğdu. 112'lerin artık haberi var. Böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman okula müdahale etmiyorlar. Hatta geçen gün hastam çok güzel bir şey söyledi. MR'a gitmişti. Tam MR için damar yolunu açacak olan teknisyen, kız unutmuş tetkikini. Şöyle gösterebilirim. Şurada işte kolumda lenfödem gelişebilir, meme ameliyatlıyım diyen şöyle basit bir bilezik. Evet. Ama bunun şöyle bir özelliği var, özel bir silikon bu. Deterjanlardan etkilenmiyor, ultraviyoleden etkilenmiyor. Onun için bunu taktınız mı 3 yıl kolunuzdan çıkarmanız silikondan gerekiyor. Silikondan imalat. Özel bir silikon. Özel bir elastik de. Onun için kopmuyor, yırtılmıyor, parçalanmıyor. Ve 2-3 yıl, çünkü bulaşık yıkarken de banyo yaparken de çıkarmaması lazım. Bayıldın Tabii. banyoda başını çarptın, evet, bayıldın evde yalnızsın. Kimse farkında değil. Bir serum taktılar. Takarlar. Yine aynı dert. Anladım hocam. Yüzerken bunu, başınıza geldi. Çeşitli renklerim var burada. Var, dört rengimiz var. Evet. Beyaz, kırmızı, pembe ve mavi. Kadınlar ruh durumlarına göre onu takıyorlar. Rengi tercih ediyorlar. Evet. Bunu özellikle de hani içeriye gömük bir yazıyla yazdırttık ki hani metroda seyahat ediyor, otobüste, kimse bunun şu mesafeden okuyamaz. Okuyamaz, doğru. Ama bunun doğru. ne olduğunu bütün sağlık personeli bildiği için görür görmez okuyup hareket ediyor. Bu onlara bir avantaj tanıyor. Ege bölgesinde de birçok hastaneyle böyle bir bağlantımız var. Hatta bunu keşke yavaş yavaş var. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Samsun'da belli gruplara, Malatya'da dağıtımlarını yaptık. Oralarda da az çok tanıyorlar ama hani
bunun sürekliliği için sistemin sahip çıkması gerekiyor. Birçok kişinin sahip Doğru. çıkması lazım. Çünkü Türkiye'de 350 binden fazla aktif sürekli her yıl saptanan meme kanseri var. Şimdi onu soracaktım. Ve bu rakam yaklaşık 3,5-4 milyon kişiyi kapsıyor. Bilinen bilinmeyen. Bizim de bir kapasitemiz var. Çünkü dernek bağışlarla ayakta duran bir mekanizma. İşte özellikle onunla ilgili kampanyalarımız var. Sağ olsun valimiz bu konuda çok destek verdi. Ve SMS kampanyamız var. Her üç şeyde de hizmet sisteminde de, her üç telefon sisteminde 8688'e umut yazıp not attıkları zaman bize 10 lira bağışta bulunuyorlar. Her bulundukları için de iki kişiye bileklik hediye etmiş oluyorlar. SMS'i bir daha yavaş yavaş söyleyebilir misiniz hocam? Tabii. 8688'de umut yazıp gönderdiklerinde dernek adına bir para yatıyor. Bu da oradan elde edilen para da diyelim bir 300 tane o para belli bir miktarda toplandığında Ege Üniversitesi'ne, işte ne bileyim Tepeci'ye, Devlet Hastanesi'ne bir grup halinde teslim ediliyor. Onlardaki onkolog arkadaşlar hastaya direkt arkadaş bunu hemen tak. Çünkü başına bir şey gelirse bu seni koruyacak diye direkt veriyor. Böylece biz hani şemsiye gibi bir şekilde projenin oraya kadar yayılmasına sağlıyoruz. Tamam. Yaklaşık 4 yıldır sürdürüyoruz projeyi. 4 yıl oldu. Evet. Bugüne kadar sanıyorum en az 10 bine yakın dağıtmışızdır diye düşünüyorum. 10-12 bin civarında dağıtıldı. Peki hocam bu sağ kalın şu anda belli başlı bilinen kaç evimiz var ve iki nerede? İki evimiz ve iki merkez şeyimiz var. Rehabilitasyon merkezimiz var. Bu evlerin biri Kahramanlar'da, biri de Balçova'da. Aynı zamanda birer tane de Umut Atölyemiz, yani Sosyal Rehabilitasyon Merkezimiz var. Bunların içinde işte kadınlara yönelik birçok faaliyet düzenliyoruz. Onlar da bu evlerin altında, yakınında mı veya aynı muhitlerde? Aynı muhitte. Aynı mümkün muhitlerde. Olduğu kadar, çünkü hasta kadınlara da hizmet veriyoruz. Ama aynı zamanda bölge halkına da hizmet veriyoruz. Mesela şimdi Kahramanlar'daki yerimiz hem bölge halkına hizmet veriyor ama Balçova'daki yer aynı zamanda mesela bir başka sosyal projede annelik ve babalık okulu diye bir şey açıldı. 6'şar hafta sürüyor. Haftada 3 gün mesela oradaki salonumuzu onlara tahsis ettik. Orayı kullanıyorlar. Ücretsiz kullandıkları için çok kolay oluyor onlar için. Annelik babalık derken yeni doğum yapacak aile şey değil. Erişmeye başlamış çocuklarıyla nasıl iletişim kuracaklar? Özel bir sosyal proje. Psikolojik bir olay. Psikolojik bir projedir. Projeyi biz yapmıyoruz. Biz sadece onlara kullanabilecekleri mekanı tahsis ediyoruz. Peki bu evlerde kaç odanız var? İkişer kişilik odalarımız. İşte Balçova'da Kahramanlar'da 3, Balçova'da 8 odamız var. Ama her oda Balçova'da ikişer kişilik değil. Toplam Balçova'da 11 kadın artı 5 refakatçi ağırlayabiliyoruz. Kahramanlar'da da 6 kadın 2 refakatçi ağırlayabiliyoruz. Peki son bir soru, süreyi geçtik. Tamam, teşekkür ederim. Son bir soru sorayım size. Bu mekanlar kendi mülkünüz mü? Bunları nasıl temin ettiniz? Şöyle, işte orada Türkiye Gün Hanım ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Balçova'dakini Büyükşehir Belediyesi'nin projeye ortak katılımıyla yarı tahsisli olarak aldık, valiliğin onayıyla. Kahramanlar'daki yerimiz bizim kendi kiraladığımız mekanımız. Aynı zamanda konferans salonumuz da kendi kiraladığımız alanımız. Bağışlar vesaire onlar da bir şekilde karşılıyor. Bir de bu sene sağlığın ana tema edindiği bir süper zihinler projesi yapıyoruz. Milli Eğitim'le beraber, Milli Eğitim destekledi. Aynı zamanda İSİAD, işte Rotary ve Büyükşehir Belediyesi destekliyor. Sağlık alanında yeni hayalleri olan ve yeni fikirleri olan çocuklara gelin projelerinizi yapın ve anlatın bakalım Türkiye'de yeni şeyler düşünülebiliyor mu diye bir proje yarışmamız oldu. 4 Nisan'a kadar projemiz açık. Onu da umutatölyesi.com'dan başvurularına ulaşıp... O devam ediyor. Evet, evet. Ve işte Mayıs gibi de ödüllerimizi vereceğiz inşallah. O da devam ediyor. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani elimden geldiği kadar hızlı ve bilgilendirmeye çalıştım. Siz de maşallah çok güzel, hiç teklemeden süper bir konuksunuz. Onu itiraf edeyim. Efendim. Şimdi bugünkü programı diyorum çünkü benim niyetim sizi bundan sonra ben hiç bırakmam. Çünkü bu projeler, bahsettiğiniz destekler inşallah
öyle bir bağışlar da size aksın gelsin ki şu, ben üzüldüm şahsen, keşke kiralık demeseydiniz de biz işte bağışlarımızla bu gücümüzden binayı kendimize aldık. İnşallah ileriki günlerde bize kiralarda indirim bile yapmıyorlar. Hiç problem değil. Ya. Tahmin ettim. Yani boş verin. Biz onu bir şekilde bağışlarla ayakta tutuyoruz. İnşallah böyle bir derneğin, bu amaçla bu hizmetleri veren derneklerimizin de inşallah kendi mülklerine kavuşurlar. İnşallah. Tez zamanda i̇nşallah. Diyelim. Çünkü i̇nşallah. Öyle bir şey olursa burada siz inşaat yapabilirsiniz, büyütebilirsiniz. İmar durumları da müsaitse oda sayısını çoğaltabilirsiniz. Bizim, hasta sayısı çoğalabilir. Bizim niyetimiz mülk sahibi olmak değil. Hı hı. O insanlara hizmet verebileceğimiz ve hani fonunu yaratırken çok hırpalanmayacağımız yerlere sahip olmak. Çünkü bugün mülkün sahibi bile olsanız, şöyle bir hesap edin, evdeki günlük yemek maliyetinizi, ısınma maliyetinizi, tabii. yani suyu vesaireyi bir düşünüverdiğiniz zaman 3200 geceleme dediğiniz zaman karşınıza çok ciddi bir fon çıkıyor. Tabii. Ve bunlar da hep bu bağışlarla ayakta duruyor. Onun için tabii ki bağışlar çok çok önemli. Hı-hı. Ama öyle hastalarımız var ki muhteşem, yani kurbanını kesen ya da ne bileyim bir yere bir şey yapmak istiyor. Mesela yine kasap hastamızın yakını var. O onları kesiyor, parçalıyor, kavurma haline getiriyor. Dolaplara yerleştiriyoruz. İnsanlar oradan bir kaşık alıp kendi yemeklerini pişiriyorlar. İmece gibi dönüyor. Zaten o yüzden yürütebiliyoruz. Yoksa çok zor. Kermesler düzenliyorlar. Çok ciddi bir kermes ekibimiz var. Seramiğinden, yani inanılmaz seramik paspaslar yapıyorlar. İnanılmaz seramik melekler, işte el işlemeleri, bunları yapıyorlar ve yılda bir iki kez kermes düzenliyor. Ama oradan gelen paralar gerçekten sistemde birçok adamın hayatına can suyu olarak katılıyor. Hocam her şey için çok teşekkür ediyorum. Bizi bilmediğimiz konularda da bilgilendirdiniz. İnşallah en kısa sürede şu bahsettiğiniz projeler de gerçekleşir. Biz sizi yine konuk ederiz. Yine en baştan bu konuları hem tekrarlarız hem yenileri konuşuruz. İnşallah. Ben katıldığınız için bir kez daha size teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi bir sivil toplum toplantısı oldu. Sağ olun. Sağ olun efendim. Efendim bugünkü programımızın yine sonuna geldik. Haftaya yeni gündem programında buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.